Meclis Genel Kurulu'nda çıkıyor muhalefet vekilleri, biz bu bütçeye hayır diyeceğiz diyorlar. Ve her milletvekili de ilgili bütçeyle ilgili, ilgili bakanlığın, kurumun, kuruluşun bütçesiyle ilgili görüşlerini açıklıyor. Ama neden hayır diyecekler? Bu bütçeyi neden kabul etmiyorlar? İşte bunun için de bir şerh düştüler. Ve bu şerhi de Cumhuriyet Halk Partisi madde madde anlattı. Bakalım neymiş o itiraz noktaları. Bu bütçe açık ve net söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Meclisin 12 gün aralıksız sürecek olan yoğun bütçe mesaisi başladı. Muhalefetin eleştirileri ise o görüşmelere damga vurdu. CHP o maraton öncesi komisyon görüşmelerinin sonunda muhalefet şerhi kaleme aldı. CHP 2022 yılı bütçesine neden hayır oyu vereceğini meclis kürsüsünden her fırsatta dile getirirken ayrıntılarına 401 sayfalık muhalefet şerhinde yer verdi. Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye hayır diyeceğiz. Çünkü bu bütçe fakirden, fukaradan parayı toplayıp dolar baronlarına ve uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir bütçedir. Dinin siyaset amaçlı kullanılarak kutuplaşma yaratılmasına dikkat çekildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahaya sürülmesini eleştiren şerhte, din siyasal istismar ve siyasal rekabette bir araç haline getirildi denildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise 27 bin imzanın tek kişide toplanmasına yönelik bürokratik vesayet değerlendirmesi yapıldı. Sarayda sadece bir kişi, tek adam bütçe dahil her şeye karar veriyor. 27 bin imzanın tek sorumlusu o. Şerhte AKP yönetimindeki Türkiye'nin yolsuzluklar, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama merkezi haline geldiğine dikkat çekildi. AKP için kıtlık ve kuyruk vadeden parti tanımı yapıldı. Ben kendi vatandaşımdan niye avroyla borçlanıyorum? Ya bu memleketin Türk lirası yok mu? Yani siz milliydiniz. Nasıl milli? Bunlar milli değil. Bir daha söylüyorum. Bunların hiçbirisi milli değil. Oturan bakanların da hiçbirisi milli değil. Bütün faizcilerin, bütün tefecilerin tek umudu Erdoğan'dır. CHP'nin muhalefet şerhindeki iç çatışma riski ifadesi ise dikkat çekti. Tek parti devleti değil, tek kişi devleti, devlet partisi değil, parti devleti vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkileri elinden alındığı için bir nevi halkla ilişkiler birimine dönüşmüştür. Kutuplaşmanın toplumsal çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tarafsız hiçbir devlet kurumu kalmamıştır. Devlette kurumsal çöküş vardır. Ülke dış politika açısından Balkan Harbi öncesi dahil hiçbir dönemde bu kadar yalnızlaşmamıştır. Toplumda biriken tepkinin siyasal yollarla sonuç elde etmemesi neticesinde iç çatışma çıkma riski vardır. MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına yönelik çağrıları ve HDP'ye açılan kapatma davası da CHP'nin şerh yazısında yer aldı. AKP ve MHP cenahında AYM'yi otoriter ve faşizan bir kıskaca alma eğiliminin varlığı ayan beyan ortadadır denildi. Teker teker bu şerhleri düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden red oyu vereceğini bu bütçeye çok net bir biçimde açıkladı. Her milletvekili de ayrıca konuşuyor zaten kürsüye çıktığı zaman.